Şimdi bir şey daha soracağım sana. Kaş ve kirpik de hanımlar için, evet, çok önemli. Önemli. En çok sorulan sorulardan bir tanesi hemen de bu. Ben şöyle kullanırım çünkü. Güzel uzun uzun kirpikleriniz olsun. Yaygın evet, kaşlarımız. Yani yaşla beraber döküldüğü için ben kullanıyorum. Tavsiye de ederim. Sadece şeyi beklemeyin. Yani bugün sürüyorum, yarın böyle ok gibi kirpikleriniz olmuyor. 1,5-2 ay içerisinde uzuyor. Bunun bir uzama süresi var. Şöyle bir tarif. Bunun oranına bağlı olarak arttırabilirsiniz. Bir çay kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı badem yağı, bir çay kaşığı susam yağı, bir çay kaşığı ceviz yağını karıştırıyorsunuz. Dur, aklımızı tut, bir daha söyle. Zeytinyağı, tamam. Susam yağı, ceviz yağı, badem yağı. Zeytinyağı, susam yağı, ceviz yağı, badem yağı. Bak hanımlar not alıyorlar. Eğer çok alerjikse göz, evet, bunun içine aloe vera yağı da ilave ediyoruz. Hani bazı gözler biliyorsunuz ekstra alerjik, hiçbir şey süremez. Tamam. Da. Bunu saklayabiliyoruz. Her birinden... Ben yani oran birebir. Yani bire onu bir. 10 ml de yapabilirsiniz. Hepsi eşit miktarda koyulacak. Hı-hı. Gene kahverengi bir şişeye koyacaksınız. Saklayabilmek, evet, için. Çalkalayacaksınız sürmeden önce. Akşam süreceksiniz. Bunun için bir tane kulak pamuğuna, bir tane diş fırçasına ihtiyacınız var. Eski bir diş fırçası. Akşam yatmadan önce diş fırçasıyla kaşlarınızı tarayacaksınız ki dibinde dolaşım olsun. Hı hı. Sonra güzelce kulak pamuğuyla az miktarda, akmayacak, dibine sürmeniz yeterli. Uygulayacaksınız. Sonra gözünüze göz kapağının üstünden kalem çeker gibi süreceksiniz. Ve istirahat edeceksiniz. Sabah kalktığınızda suyla durulayıp arındıracaksınız. Önce kalınlaşacak, dökülmesi duracak. 1,5-2 ay sonra göreceksiniz aradaki farkı. Son derece efektiftir. Aynı şeyi erkek hastalar sakallarına da uygulayabilir.